Merhaba herkese, hoş geldiniz. Saat oldukça geç aslında. Güneş doğuyor fakat ben uyuyamadım. Sanki bir şey var, konuşmak istiyor. Bu aklımızdaki kişi, bu her neyse. Belki uzun zamandır kendisini duymamak için diretiyoruz, kendimizi kapattık ama söylemek istediği bir şeyler var. Çok da huzurlu olduğunu zannetmiyorum. Bu açılımı onun için yapıyorum. Kolektifteki aklımızdaki kişi ne durumda? Bize karşı hisleri neler? Düşünceleri neler? Ne söylemek isterdi? Ne söylüyor? Bu niyetle kartlarımı görüyorum. Aklımızdaki kişi bize karşı hisleri neler? Bize karşı hisleri neler? Karşı hisleri neler? Hakkımızdaki düşünceleri neler? Düşünceleri neler? Dışarıda köpekler avlıyor. Düşünceleri neler? Evet. Ters gelen bir kart var. Maalesef bu kartlar çok uygun değil ama gözüm zaten bakıp almadığım için sıkıntı yok. Aklımızdaki kişinin bizimle ilgili mevcut duygu durumu ne şekilde? Mevcut duygu durumu ne şekilde? İhtiyaç olursa yine kartı açacağım. Aklımızdaki kişinin bizimle ilgili mevcut enerjisi. Aklımızdaki kişinin bizimle ilgili mevcut enerjisi. Pekala. Bütün halim olmasına niyet ediyorum. Bakalım bize bu kadar söylemek isteyip de söyleyemediği şey neymiş? Kaçış sona eriyor. Oho! Oho! Onun için uyutmamış. Ay şu an çok gülesim geldi. Bunun için uyutmamış. 32-33. Ruh kapısı ve romantizm kapısı. Şu an sonuna kadar açık. By the book, yani kitabına göre. Ve peace, yani huzur. Ay inanmıyorum. 11-23. Ay hiç böyle bir şey beklemezdim. Şimdi keyiflendim. Neden beni uyutmadı anlaşıldı bu enerjinin. Aklımızdaki kişi her kim ise, şöyle bir kalem alayım. Tek tek elimde kaldırmak istemiyorum. Zaten çok yüksek çözünürlükte değil maalesef kamera. Çünkü yoksa videonun boyutu çok yüksek oluyor ve yüklenmiyor. O yüzden aslında düşürüyorum yani kalitesini. İlk gelen kartımız Joker. Bu bizimle ilgili duyguları. Bu insanın bizimle ilgili duyguları hiç olmadığı kadar canlanmış. Hatta yeniden başlamış. Diyebiliriz. Sıfır. Bir sıfırdan başlama enerjisi. Eğer unutmaya çalışıyor duysa, yani bu gibi niyetleri vardıysa başarılı olamamış. Ve yeniden canlanmış. Yani resmen o ruh kapısından, o romantizm kapısından geçmiş. Ve duyguları yeniden başlamış, sıfırdan başlamış. Azize, yüksek rahibe, 2 numara, High Priestess, Azize. İçinde çok söylemek istediği ama söyleyemediği şeyler var, tamam mı? Duygu bu. Ben bu duyguya sahibim ama nasıl ifade edeceğimi, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Sıfırdan başladı, yeniden başladı, bittiğini sanıyordum başladı. Sen çok karşımdaki kişi, kadın veya erkek, hani burada şimdi kadın diye konuşacağım. Sen çok
başka bir kadınsın ya. Ben seni her seferinde çözdüğümü sandım ama çözemedim. Senin gibi birini tanımadım. Sen benim içimdeki o ışıksın. Ve seni çok özledim. Özledim diyor. Karttan bağımsız olarak seni özledim diyor. Gelen hissiyat bu. Belki çok uykusuz geceler geçirdim. Belki sana da geçirttim. Belki bazı şeyleri yerle bir ettim ama çok özledim. Duygularıma yenildim. Ben hep duygularımı bastırmaya çalıştım. Ama tılsıması hiç olmadıkları kadar somut bir şekilde önümdeler artık. Düşünce değil. Bir nasıl desem bir kıvılcım, bir alev değil yani, bir değnek ası, bir kupası, bir kılıç ası değil, bir toprak ası bu. Bu somut artık, maddi şekil bulmuş bir duygu. Ruhumun, bütün kalbimin kapılarını sana açtım. Kapatmaya çalıştım. Ama kapatamadım. Sen beni bugüne kadar herkesten daha iyi bildin, herkesten daha iyi tanıdın. Senin yanındayken huzurluydum. Peace hem barış hem huzur anlamına gelir. Senin yanındayken ben huzurluydum. Sen hep bana, ben ne kadar sana sahtekarlıkla, aldatmayla, kötü sözlerle gelirsem geleyim, hep bir güvercin gibi zeytin dalıyla geldin. Ay ben senin aile olmak istiyorum ya. By the book kitabına göre. Yani artık bu işleri doğrultmak istiyorum. Belki iletişiminiz yok şu an bu kişiyle. Belki var ama hani uzaksınız. Konuşuyorsunuz belki ama kalpten belki konuşmuyordunuz. Ama bence birçoğunuzun iletişimi yok. Çünkü her şey o kadar örtülü kalmış ki. Aile olmak istiyor. Hani anne, baba ve çocuk, yavru fiil. Bir çölün ortasında bile siz ona öyle bir içsel bilgiye sahip misiniz ki, öyle bir insanmışsınız ki, bir çölün ortasında bile gel deyip onu oradaki su kaynağına götürebilir misiniz? Siz onun çölündeki suymuşsunuz yani. Sen benim çölümdeki suydun diyor. Sana susadım, seni içmek istiyorum. Ama içemiyorum. Çok güzel. Demek ki bundan uyutmadı. Düşüncelerinde ben kendi içime kapandım. Sen bakma, belki keyfim yerindeymiş gibi gözükebilir. Ama izoleyim tamamen. Biliyorum sen de öylesin. Yalnızım, yalnızsın. Evet, çevremizde belki insanlar var. Belki dışarıdan çok kalabalık görünüyoruz. Belki gülüyorum, eğleniyorum ama ben çok yalnızım. Ben içimdeki ışığa döndüm ve içimde seni buldum. Bakın hep bir sarı bir ışık var, görüyor musunuz? Burada bu bir alev. Ama kırmızı resmedilmemiş, sarıyla resmedilmiş. Burada da keza sarı ışıklar. Ve bakın güvercine güvercin. Ay. Ve bakın. 32. Bir ayna var farz edin. Yansıtmışsınız. 23. 32. Yerini değiştirdiğimizde 23. İki güvercin birbirine uçuyor. Ayrıysanız bakın, ya da küskünseniz ya da farklı bir şeyse bu insanla, ya da hiç böyle bir durumunuz yok. Sıfırdan tanıdığınız, henüz bir ilişki konuşmadığınız bir insan. Çok kalp kalbe, yani nasıl desem, çok yansımalı geldi. Ben hiç böyle bir açılım yapacağımı düşünmezdim bu kanalda ama biraz belki önceki gün ben kendi içimde de bazı şeyleri çözmeye çalıştım, öyle söyleyeyim. Belki o yüzden şu an bu geldi. 11.33. Ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim? Bir eşlik. Yani ruh işi mi dersiniz? Ruh ikizi mi dersiniz? İkiz artık alev mi dersiniz? Ben zamanında sana ihanet ettim belki. Sana yalan söyledim. Sorumluluk almaktan kaçtım. Ama artık
Bu olmayacak. Daha fazla kaçmayacağım. Düz gelmedi kılıç yelelisi. Barışla geleceğim. Ve kupa üçlüsü gelmiş. Düşüncelerinde evet sizinle bir buluşmak, yüz yüze gelmek. Bakın dolunay var. Balık dolunayı da yaklaşıyor. Belki bu dolunay zamanında. Ay ne diyeceğimi bilemiyorum. İlişki başlatmak istiyor bu kişi. Düşüncelerinde bu yalnızlığı sonlandırıp ermişteki yalnızlığı sonlandırıp bir ilişki başlatmak ve kaçış sürecini artık sona erdirmek var. Ve hatta ki bir aile kurmak istiyor. Bayrabuk, aile, barış, huzur. Yuvayı dişi kuş yapar. Dişil enerji. Gel diyor. Dişil enerji zengin değil mi? Zeytin dalı elinde. Diğer eli boş geliyor ama diğer güvercin. Ruh kapısından geçmiş. O farklı bir yoldan geçmiş. Görünürde belki bir şey yok gibi ama o elinde, o içinde bir şeyle geliyor. Romantizm kapısı. Kafes boş. Kafesten çıkmış bu. Allah'ım. Yani 2 senedir şu kartlar elimde, şunlarla bakarım. Buradaki kafes boş. Güvercinleri salmış. Allah'ım. Tamam. Güzel. Geliyor yani. Bu insan hani eğer seviyor mu, beni düşünüyor mu diye dinlediyseniz evet. Seviyor ve her şeyden önce çok özlemiş ve aile olmak istiyor. Aile olmak istiyor. Zamanında yalan söylemiş, belki kandırmış, belki sözünde durmamış, ihanet etmiş, ciddiyetle gelmemiş ama bakın artık somut bir şekilde gelmek istiyor. Pekala. Şu kendi oluşturduğum destekten. Aklımızdaki kişi bize ne söylemek isterdi? Bunlar kağıt halinde olduğu için çok bunları böyle hatır utur karıştıramıyorum maalesef. Bize ne söylemek isterdi? Şöyle bir tanesi kendini asla diyecektim, bu geldi. İnsanlar içinde bir sana inandım. Bir seni sevdim kendimden başka. Uykularımın bölündüğü saatlerde sendin düşündüğüm soluk soluk. Vay. Uykularım. Belki de bu insan bu gece öyle uykusuz kaldı ki beni de uyutmadı. Ya inanın erken kalktığım halde uyuyamadım. Bir tane daha alalım. Yalnızlığın tam ortasındayım artık, yalnızlık kadar dedim ben. Etrafında insanlar olabilir, inanmayın. Çok yalnız. Ve siz de yalnızsınız aslında. Çünkü sizi böyle düşünüyor. Yalnız başına, yalnız sizi düşünüyor. Yalnızlığın tam ortasındayım artık, yalnızlık kadar. Buradaki sözler Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerinden. Yani farklı şairlerden şiirler koymuştum. İkisinde de Ümit Yaşar Oğuzcan geldi. Ve ikisinde de bakın bir erkek şair, bir eril enerji geldi. Bir eril enerji geldi. Şimdi şuradan alalım. Karşımızdaki kişi bize ne söylemek isterdi? Oh, düştü. I wish I treated you better. Keşke sana daha iyi davransaydım. Dedim ya, yalanlar söylemiş, belki aldatmış, belki çekip gitmiş. Pişman. Pişman mı diye dinleyenler için de evet pişman. Keşke sana daha iyi davransaydım. Pekala. Başka ne söylemek isterdin? Başka ne söylemek isterdin? Aklımızdaki kişi. Başka ne söylemek isterdin? Orada bir kart ters dönmüş. Deminden beri geliyor. Onu düz çevirip böyle karıştırayım. Dikkatimi dağıtıyor. You speak to me through music. Benimle müzik aracılığıyla, müzik yoluyla konuşuyoruz. Ay, evet. Sizi hatırlatan şarkılar dinliyor olabilir. Böyle birlikte bir şarkınız vesaire var. Veya her yerde sizi hatırlatacak bir şarkıya denk geliyor olabilir. Eğer öyle bir şey geçiyorsa sizin de içinizden. Evet. Belki bir yerde sizinle ilgili bir, sizinle anısı olan bir şarkıyla ilgili bir şey paylaştı. O bana mı diyorsanız o size. Evet.
bir şarkı teması var. Ne söylemek isterdin aklımızdaki kişi? Çok geliyor. Sadece bir tane istiyorum. O da kendisi düşsün lütfen. Kolektifte aklımızdaki kişi bize ne söylemek isterdi? Seninle kaldı. Peki. I remember every detail of that day. O günün her bir detayını hatırlıyorum diyor. Artık nasıl bir gün geçirmişseniz. I feel you even though we are apart. Ayrı olduğumuz halde seni hissediyorum. Aldım, kabul ettim. Evet. Burada çok büyük ihtimalle bir ayrılık, bir kopukluk. %70 diyebilirim. Hani hiçbir ilişkisi olmamış olanlar da evet izlemiş olabilir. Evet, sizler için de güzel haberler var ama burada daha çok önceden bir şeyler yaşanan, bir şekilde bağların koptuğu, belki koptuğunuz, tekrar saçma sapan bir araya geldiniz, anlayamadınız, neden böyle oluyor dediniz. Bu evet sizin bir şeyler yaşadığınız bir insan, çünkü sana daha iyi davransaydım keşke diyor. Ayrı olduğumuz halde seni hissediyorum ve o günün her detayını hatırlıyorum. Bunlar, biz daha önce bir şeyler yaşadık ve ben bunu unutamıyorum diyor. Ve sizle ilgili şarkılar, sizle ilgili bir müzik aracılığıyla benimle konuşuyorsun diyor. Güzel. Evet. Aklımızdaki kişi çok yalnız. Etrafında insanlar olsa bile yalnız. Ve şu dedim ya, siz azizesiniz. Yani siz belki bir yengeç kadınısınız. Şurada alt alta geldi kupa üçlüsüyle bir yengeç etkisi olabilir. Sizde başak etkisi olabilir. Kılıç yedilisi. Kılıç yedilisiyle bir sabit hava. Kova burcu etkisi olabilir. Ve yine kova burcu etkisi. Evet. Kova, yengeç, başak, yengeç ve toprak gruplarından da yine olabilir. Oğlak, başak, boğa gibi. Ama burçlara takılmayalım. Ama burada çok nasıl desem, gerçekten yengeç burcunu düşünün. Onun anımsattığı şeyleri düşünün. Bir sana inandım diyor. Çok anaç bir kadın var karşımızda. Bu dişil enerji. Yani illa kadın olmak zorunda değilsiniz. Ya siz zaten bu kanalda bir erkekseniz sizin dişil enerjiniz baskındır. Bu arada bunu da sorayım. Yani karşınızdaki bir kadın da olsa eril enerjide olabilir ama tabii biz bunu daha çok aklındaki kişi olarak açtık, onu da söyleyeyim. Bir sana inandım, bir seni sevdim kendimden başka. Uykularımın bölündüğü saatlerde senden düşündüğüm soluk soluk. Yalnızlığın tam ortasındayım. Yalnızlık kadar ayrı. Çok pişman arkadaşlar. Çok pişman. Çok aşık yani. Aşık. Ruhuyla, bedeniyle, her şeyle aşık. Unutamıyor. Ve gelip bir evet aile birliği kurmak istiyor. İstiyor. Peki bu yönde bir adım olacak mı? Bunu soralım. Ben olacağını düşünüyorum ama yine de soralım. Bu yönde bir adım olacak mı? Aklımızdaki kişi bize bir adım atacak mı? Aklımızdaki kişi bize bir adım atacak mı? Bu kadar madem özlüyor değil mi? Bu kadar unutamıyor, bu kadar pişman. Kolektifteki aklımızdaki kişi. Ne oluyor? Ne oluyor? Şöyle mi alalım? Alalım. Güzel. Adım atıyor evet. Adım atıyor ama araba geldi. Bakın yine yengeç. Çok buram buram bir yengeç enerjisi diyeceğim. Tamam, illa yengeç burcu olmak zorunda değilsiniz. Yengeç enerjisi. Yengeç burcunu düşünün. O anaçlık, o dişillik, o kadınlık ve değnek dokuzlusu ve değnek beşlisi. Bakın çok hızlı olabilir bu hareket. İlerleyen günlerde olabilir, çok hızlı olabilir, yedili bir vakitte olabilir. 5-9, bakın 5 ila 9 günde olabilir ama bunu haftaya kadar çekelim. 5 ila 9 hafta içerisinde, yani en geç 9 hafta içinde. Evet, bir adım olacak. Zaten kafasını onu şu an çok muhakeme ediyor. Yapsam mı, yapmasam mı, yapsam mı, yapmasam mı? Kendi içinde çelişiyor. Belki etrafında eğer ona karşı çıkanlar varsa sizin durumunuzla ilgili onlarla bir çekişiyor. Sizin hayatınızda gelirse eğer bir rekabet olacağını, aranızda yine bir tartışma olacağını ve aslında bu durumun sizi yoracağını düşünüyor. Ve adım attığında
size bunları açık açık söylemeyebilir. Bir tartışmayla, durumu kanırta kanırta böyle hani deriz de süpürgeyle gelme durumu olabilir. Bu insan motor kullanan, böyle deri ceket giyen, böyle şey bir tip de olabilir. Aklınızda olsun, çok az bir kısım için. Açılım bana imiş diyormuşum değil mi? Allah'ım. Allah'ım. Bir şey demiyorum. Bu insan hızlı gelecek. Yani bakın motorla geliyor. Hızlı gelecek. En geç 9 hafta. Gelecek. Ateş enerjisi bu insanda baskın olabilir. 5 ve 9 geldi. Yay ve Aslan burcu özellikle olabilir. kendisiyle çok çelişiyor. Geleyim mi, gelmeyeyim mi, gideyim mi, gitmeyeyim mi? Geldiğinde büyük ihtimalle sizle de tartışacak zaten. Hani şey gibi. Seni çok özledim. Bunları demez. Tamam mı? Öf, çok özledim seni, anlıyor musun? Bıktım. Seni düşünmekten bıktım diye agresif bir enerjiyle gelebilir. Çünkü burada benim gördüğüm o. Tartışma var. Bir yorulma var. Ama geliyor mu? Geliyor. Ama seviyor mu? Seviyor. Ama özlüyor mu? Özlüyor. Evet. Böyle sürpriz bir açılım oldu. Güzel de oldu bence. Umarım siz de rezone olmuşsunuzdur. Umarım faydası dokunmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beni de mutlaka gelişmelerden haberdar edin. Bendeki bu sürpriz açılımları kaçırmamak için de abone olup bildirileri açabilirsiniz. Benim ne zaman video yükleyeceğim pek belli olmuyor. Çok zevklendim. Kendinize çok iyi bakın. Sabah ettik bu arada yani. Bakın sabah oldu. Hoşça kalın.